Projeleri üretirken, yaparken kullandığımız tünel kalıp teknolojisiyle ilgili ve diğer kalıp sistemleriyle ilgili fabrikamızı gezdirdik. Sağ olunuz katıldığınız için. Bu sabah yine şu anda bir kamu kuruluşunun arsası üzerinde geliştirdiğimiz bir proje gezdik. Yine bir diğer kamu kuruluşunun arsası üzerinde bitirmiş olduğumuz farklı konsepte sahip bir diğer projemizi gördük. Bugün son ziyareti olarak da üyesi olduğumuz, şu anda da başkan vekilliğini sürdürmekte olduğu Türkiye Müteahhitler Binası'nın içinde bulunuyoruz. Bunu göstermek istedik. Bu binanın özellikle göstermek isteyişimizin sebebi var. Hem üyesi olduğumuz hem yükleniciliğini yaptığımız bir bina ama birçok Türkiye'de ilkleri olan, özellikleri olan ve birçok derneğin kendi binaları varken Müteahhitler Birliği'nin binası yoktu o dönem. İlk defa kendisine bir bina yapmış olması ve bu sektörde de diğer yükleniciliklere, yapımcılara örnek bir bina olması açısından özellikleri olan bir bina. Yemekten sonra hemen şimdi sizi yormayacağız. Kısa bir film gösterisi olacak bina ile ilgili. Artı bugün yakından tanıdığınız Ozan Bey size binayı gezdirecek ve özellikleri hakkında bilgiler verecek. İlginç bulacağınızı ümit ediyorum. Bizim de yapmış olmaktan dolayı gerçekten gurur duyduğumuz bir bina. Bu konuşma yaparken özellikle binanın yapılmasında emeği geçen başta geçmiş dönem Müteahhitler Birliği Başkanımız Emin Sazağ'ın adını burada özellikle anmak isterim. Mevcut Müteahhitler Birliği Başkanımız Mithat Bey'e ve bütün bu proje dönemi boyunca büyük emeğini, desteğini gördüğümüz arkadaşımız Haluk Büyükbaş'a Müteahhitler Birliği'nin genel sekreteri çok uzun süredir nazımızı çeken ve arkadaşlarına özellikle teşekkür etmek isterim. Bu arada projeyi gerçekleştiren ve size binayı gezdirecek olan Ozan Bey ve arkadaşları burada tekrar takdirle almak istediğim isimler. Projecimizin mimarını da burada tabii söylemeden geçmek istemem. İstanbul'dan bir arkadaşımız Selçuk Avcı birçok ödül alırken bu bina asıl başrolde kendisinin olduğunu da belirtmekte fayda var. Ben afiyet olsun diyorum. Yemeğimiz bittiğinde gösteri ve gezide görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İtibar ediliyor. Buna karşılık Türkiye Müteahhitler Birliği'nin bugün itibariyle sadece 140 üyesi var. 290 bin müteahhit olduğu bildiğinde 140 üyeyi gösteriyoruz. Ama bu 140 üye Türkiye'deki altyapı inşaatlarının yaklaşık %70'ini Türk müteahhitlerinin de yurt dışında yaptığı işlerin %90'dan fazlasını yapan 140 tane üye. Üyelerine aşağıda bir katalogumuzdan veririz. Dolayısıyla Türkiye'nin en üst segment müteahhitleri arasında bizim üyelerimiz. Daha çok altyapı müteahhitleri var ama buna karşılık yine de konut sektöründe de geliştirici öyle şey yaklaşık bir %10 kadar, %10-15 kadar konut sektöründe de faaliyet gösteren üyelerimiz var. Mesela onlardan bir tanesi. Bizim üyelerimiz daha çok Türkiye'deki büyük altyapı projelerini gerçekleştiren, dünyada büyük hem altyapı hem üst yapı projelerini gerçekleştiren üyeler. 2014 sonu itibariyle Türk müteahhitleri ilk defa 1972'de yurt dışına açılmışlar. 72'den bugüne 2014 sonuna kadar da yaklaşık işte 42 yılda 104 farklı ülkede 300 milyar doları aşan projelerin altına imza atmışlar. Son yıllarda da yaklaşık işte 2002'den bu yana da hızlı bir gelişme gösteriyor.
yılda 25 ila 30 milyar dolar boyutunda Türk müteahhitleri uluslararası pazarda yeni işler alıyorlar. 2013'te 32.8 milyar dolardı. Ama 2014'te bu biraz düştü pazardaki sıkıntılar sebebiyle. Geçen senede yaklaşık 23 milyar dolar civarında yeni iş üstlendiler. Eski bir sivil toplum örgütü. O yüzden biz üyelerimizi seçme konusunda son derece seçiciyiz. Ancak belli büyüklüğün üzerine ulaşmış en az 5 yıllık bir inşaat firması, belli büyüklüğün üzerinde işleri üstlenmiş inşaatmanı teknik ve finansal kapasitesini inceledikten sonra bir de bizim etik kurallarımıza uyması koşuluyla üyeliğe kabul ediyoruz. O yüzden üye sayımız nispeten daha az ama biz bundan memnunuz. Oldukça seçici bir üye portföyüyle üye görüntüsü çalışmaktan çok memnunuz. Yeter bu kadar bilgi. Bu kadar bilgi yeter Türkiye Müteahhitler Birliği hakkında. Arkadaşlar soruları varsa cevap. Evet, sorular varsa cevaplarız. Belli büyüklüğün üzerinde, yani son 5 yılda belli büyüklüğün üzerinde iş bitirmesine bakıyoruz firmaların. Bir de üzerindeki işlere bakıyoruz. Teknik ve finansal kapasiteleri. Yani dün dediğim gibi en az 5 yıllık firma olması gerekiyor. Belli bir takım büyüklükteki işleri bir bitirmiş olması gerekiyor. Ve üzerinde belli rakamsal büyüklüklerimiz var. Metrekare değil. Biz milyon dolar hesabıyla milyon dolar hesabıyla belli bir büyüklükte işi bitirmiş olmasına veya üzerinde iş olmasına bakıyoruz. Dediğim gibi daha çok konutçu olmadıkları, yani bizim konutçu yerimiz tabii ki var. Daha çok altyapı yüklenicileri bizde. Dolayısıyla metrekareden ziyade yüklendikleri işin büyüklükleriyle ölçmeye çalışıyoruz. Metrekare hesabımız yok bizim o yüzden. Üye sayımız ne kadar? 140. Ne kadar süredir 140? Yani 72'den? Ben şöyle söyleyeyim size. Ben 2005'te genel sekreter oldum. Neredeyse bu yıl 10. yılımı, şimdi 9,5 yıllık falan genel sekreterim. Ben işe başladığımda 138 tane üyesi vardı. Bir ara 150'lere kadar çıktık. Müteahhitlik öyle bir şey ki, onlar da insanlar gibi doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve bazıları da yok oluyor. Dolayısıyla 138, ben geldiğimden bu yana sadece 2 üye artmadı. Yaklaşık bir 20 üye kadar arttı, bir 20 üye kadar da azaldı. Bazıları müteahhitliği bırakıyor. Ama hep bu mertebelerdeydi. Yani ben geldiğimde 138'lerdeydi, belki 135'lere indi, 150'lere çıktı. Şimdi de 140 üyemiz var. Yani son 10 yıldır hep bu mertebelerdeyiz. Peki bugüne kadar hedeflediğiniz var mı? Hedeflediğiniz var. Var yani. İsim olarak değil. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni üyeliğe kabul etmek için bizim tüzüğümüz gereği yönetim kurulunun oy birliği gerekiyor. Dolayısıyla bu camiada birbirini tanıyor. Ben geldikten sonra yaklaşık bir 5-6 tane başvuruyu reddettiğimizi söyleyebilirim. Yani son 10 yılda. Ben şunu rahatsızlıyorum. Budur. Yöder, İlder, Komter, Müteahhitler Birliği'nin bir araya geleceği bir çatı veya birlik konusunda çalışmalar yürütülüyor. Bu hangi aşamada? Valla bizim öyle bir çalışmamız yok. Bazı ortak platformlarda işbirliği yapıyoruz ama onlar daha çok konut ağırlıklı. Bizim üyelerimiz daha çok altyapı yüklenici firmalar ve daha çok uluslararası boyutta çalışanlar. Gyoder, Konutder, İnder'le biz bazı, mesela en son 26'sında mı, 26 Ocak'taydı galiba. Başbakanın olduğu bir zirveyi ev sahibini Müteahhitler Birliği yaptı ama ortaklaşa düzenledik. Biz değişik platformlarda bir araya geliyoruz. Ama tümünün içine alacağı bir yapıdan haberim yok. Biz değişik konu özelinde işbirliğinde her zaman açığız ama çünkü bizim geçmişten gelen, işte 62. yıl, 63. yıldayız.
bir birikimimiz var ve ağırlıklı olarak üyelerimiz burası tek anlamıyla bir sivil toplum örgütü. Üyelerin özgür iradeleriyle üye oldukları bir kuruluş burası. O yüzden hepimizin bir araya geleceği bir çatı öngörülmüyor. Ama değişik platformlarda konu bazında bir araya geliyoruz tabii ki. Başka? Evet. Afiyetli olsun diyelim o zaman. Burada sürdürülebilirlik danışmanlığını yürütmüş olan Atölye Erten'in de tabii konsept projenin ilk aşamalarında ve kesin projenin sonuna kadar dahil olmasının çok büyük katkısı var. Türkiye'de bir ilk, yakın coğrafyada hiç olmayan bir yapı. Bu 900 metrekarelik alanda Ankara'nın kara ikliminin en efektif kullanılma tekniği hayata geçti. Kısaca yaz senaryosundan bahsedeyim birazcık daha rahat anlayabilmeniz için. Yazın biliyorsunuz Ankara gündüzleri oldukça sıcak, 35-40 derecelere varan sıcaklığa sahip. Ancak geceleri serin hava seyreden bir iklime sahip. İşte bu avantajı, bu yapıyı bir avantaja çeviren bir fikir var burada. Bu labirentin içerisinde bu hava geceleri dolaştırılarak mevcut beton duvarlar soğutuluyor. O serin ve soğutulmuş havanın serin enerjisi yüklenmiş duvarlar gündüz yeniden bu sefer iç ortamı iklimlendirilebilmek üzere bir akü vazifesinde kullanılıyor. Yani gündüz 35 derecelik hava direkt dışarıdan alınmaksızın ilk evvela labirentte dolaştırılıyor ve labirentin serin duvarları sayesinde birazcık daha serinleyip daha az enerji tüketilme imkanına sahip oluyor. Bir başka konu, az evvel fotoğraflarını gördünüz. Dış cephesindeki paslanmaz çelik ağlar. Bakın burada 3 ayrı yönde, 3 ayrı kalınlıkta güneşin kontrollü olarak içeriye girmesini sağlayacak paslanmaz çelik bir yapı kurgulandı. Bu da gene içeride kullanılan aydınlatma otomasyonuna çok büyük bir destek teşkil etti. Binanın az evvel bahsedilen emsal bir yapıya göre, yani 5000 metrekare emsal bir yapıya göre %40 daha az enerji tüketmesindeki en önemli konulardan bir diğeri bu. Güneşin yönleri tahlil edildi. Etkin enerji tüketimi tahlil edildi. Bu yönlere göre en etkin şema kurgulandı. Aylara göre yapılmış bazı enerji çalışmaları ortaya konuldu. Tabii bunlarda Atölye Erten'in katkısı çok fazla. Çünkü bu tip dataları eğer siz mekanik ve elektrik mühendislerinize ulaştıramazsanız, yeteri kadar teknik altyapıya sahip olarak ulaştıramazsanız, bunların hepsi sadece bir zihni sinir fikri olarak kalıyor. Onun ötesine geçemiyor. Bakın burada başka bir Avustralya'da Sydney'de yapılmış başka bir benzer bir yeraltı soğutma labirenti. Şimdi birazdan hızlı bir tur yapacağız. Aşağıda 900 metrekarelik bu alana gireceğiz. Yani orayı tecrübe etmenizin sizin için çok enteresan olacağına inanıyorum. İşte tam bir labirent şeması. Bir yerden giren bir hava içinde komple dolaşıyor. Daha sonra teknik cihazlara giriyor. Böylelikle bir miktar serinliyor ya da ısınıyor. Kışın da başka bir senaryo gene devreye giriyor. Kışında bu sefer dışarıda -15'lik havayı toprağın sabit sıcaklığıyla yani +5'le buluşturuyoruz. Gene delta T'yi düşürüyoruz. Gene enerji tasarrufu yapıyoruz. İşte bunlar nasıl yapıldı? Böyle beton elemanlar tarafından yapıldı. Yaklaşık 21 kilogram gelen bir tanesi. Yapı blok dediğimiz beton malzemeler. Niye yüzeyleri tırtıklı? Çünkü yüzey alanını daha etkin kullanabilmek, daha çok havayı daha çok yüzey alanıyla buluşturabilmek amacıyla yapıldı. Bu kapılar ne? Bunlar aslında damperler. Bu labirentin içerisinde 27 tane damper var. Bu damperler otomasyonla kumanda ediliyor. Bu az önce bahsettiğim senaryolar farklı iklimde, farklı zamanlarda, farklı dönemlerde, farklı mevsimlerde ayrı ayrı
çalıştırılıyor. Şu an mesela toplantı salonundayız ve Lebrent gene devrede ve belki bazı loopları direkt havayı şu anda buraya üflüyor. Başka bir özellik çift beamler, yani soğutma kirişleri dediğimiz yapılar. Bunlar işte böyle bizim döşeme dediğimiz, yani binanın taşıyıcı sisteminin parçası olan betonarme yapının içerisine yerleştirilmiş 125 milimetre çapındaki borular. Bunların içinden hava dolaştırıyoruz. Böylelikle binanın kendi strüktürel yapısını da bir radyatör prensibiyle kullanma şansımız oluyor. Çünkü bunların içerisinden geçen hava otomatikman döşemeleri ısıtıyor. Döşemeler ısınınca bir radyatör etkisiyle veya soğuyunca bina ısınıyor ya da soğuyor. Bunlar da böyle binanın çeşitli yerlerine planlanarak yerleştirildi. Üzerlerinde aydınlatma armatürleri de var. Bakın nasıl çalıştığını gösteren bir başka resim. İşte aydınlatma elemanlı hali. Hemen bu toplantı odasının çıkışında şuradaki sağ alt resimde gördüğünüz bölümde de bir demo yaptık. Ona da dikkat etmenizi isterim. Yani orada böyle de beton dökmediğimiz hali var. Sadece boruları görebiliyorsunuz. Üst donatıyı ve alt donatıyı görme şansımız var. İşte yönetim kurulu toplantı odası, işte brüt beton, esasen betonun sıvanmadan, boyanmadan yapı içerisinde birçok noktada zaten göreceksiniz, kullanıldığına tanık olacaksınız. Yani döşemelerimiz ekseriyetle çıplak, ilave bir asma tavan yapılmadı. Bu yapının mimari diline, yani minimalist yaklaşımının bir parçasıydı. Gene işte dün ziyaret ettiğiniz fabrikadaki mesa imalatta ürettiğimiz bazı özel kalıp tekniklerini kullandık burada da. Az evvel filmde bahsi geçen binanın çatısında altı noktalarda işte güney batıya bakan 27 derecelik açıyla yerleştirilmiş, en verimli haliyle yerleştirilmiş fotovoltaik paneller. Bunlar binanın toplam enerji ihtiyacının %5'ini zaten karşılıyor. Yine sıcak suyu karşılayan termal kolektörler. Yağmur suyu mesela diğer bir sürdürülebilirlik teması. Suyun yeniden kullanımı. Bütün yağmur oluklarından gelen su bu gördüğünüz paslanmaz şekilde tankta toplanır ve binanın klozetlerinden ve bahçe sulamasında ihtiyacı oldukça kullanılır şekliyle planlandı. İşte böyle dış cephedeki paslanmaz çelik kaplamadan böyle çeşitli fotoğraflar var. Özel detaylar geliştirilmiş. Bakın açıklığı %35 olan, açıklığı %50 olan 3 ayrı şey var. Tipte malzeme var. Bunlar böyle özel ekipmanlarla yukarıdan aşağıya sallandırılarak, gerdirilerek binanın şu anda görmüş olduğunuz son haline gelmesini sağladı. Çok amaçlı salon. Bu içinde bulunduğumuz alan 170 kişi kapasiteli aslında oturma düzeninde. Burada da değişik bir, inovatif bir düşünce var. Normalde salonlarda görmüş olduğunuz yaklaşımın tersine buradaki havalandırma, deplasmanlı havalandırma dediğimiz sistem üzerinden çalışır. Salonun dört bir tarafında hemen karşıda da gördüğünüz menfezler bulunmakta. Yani tavandan değil, taze hava size en yakın olan duvarın en alt noktasından deplase edilir. Böylelikle soğuk havanın yükseltme prensibi kullanılmış olur. Böylelikle daha az enerjili, daha etkin bir soğutma ve ısıtma anlayışı devreye girer. Buna da deplasmanlı havalandırma dedik kısaca. Evet, isterseniz şimdi beraber bir küçük bir gezi yapalım. Bir 15 dakikalık bir turumuz olacak. Bu arada bu anlattıklarımı yerinde tecrübe etmiş olacaksınız. Müteahhitler Birliği binasının en inovatif noktalarından bir tanesine geldik. Şimdi burayı tecrübe edeceğiz. İşte 900 metrekarelik Lebrent alanı. İşte buradaki şehir planında da gördüğünüz gibi hakikaten Lebrent şemasına sahip. Şu anda biz buradayız. Burayı gerçekten yakından anlamanız için şöyle dıştan bir tur yapacağız. Böylelikle Lebrent'in gerçekten serinliğini hissetmenizi istiyorum.
Bu yaz kış sabit bir yapıya sahip. Çünkü bu duvarların arkasında toprak var. Toprağın biliyorsunuz 5 metre altında bu ısı dediğimiz düzey hep sabit kalıyor. Bu sayede biz bu duvarlardaki enerjiyi kışın kullanıyoruz. Yazın da tam tersini yapıyoruz. Bu sefer dışarıdan aldığımız yazın, yani Ankara ikliminde geceleri dışarıdan aldığımız serin havayı bütün bu duvar yüzeylerinde, bütün bulutlarda sabaha kadar fanlar yardımıyla dolaştırıyoruz. Bunların sabaha kadar serinlemesini ve bu serinlemeyi bu yoğun kitle içerisinde absorbe edip soğurmasını istiyoruz. Ki arkadaşlarımız burayı sabahleyin gelip açtıktan sonra gündüz istedikleri yaz sıcağından korunmak için 22-23 dereceleri setlediklerinde cihazları bu duvarlar hazır olsun. İşte o zaman dışarıdan gene taze havayı alıyoruz. Bu aldığımız havayı bu soğuk duvarların üzerine dolaştırıp onları bu görmüş olduğunuz delik, bu deliğin hemen üzerinde klima cihazlarımız var. Bu noktadan emerek bu cihazlara gelmeden çok ciddi bir enerji tasarrufu yapmayı planladık. Şimdi isterseniz şey yapalım, bu kapı görünüşlü esasen otomasyon kumandalı damperleri bir görelim. Bunların hepsi gerektiği zaman kapatılabilen, gerektiği zaman açılabilen bazı özel mekanizmalara sahip. Bu sayede havayı istediğimiz noktadan bir diğerine transfer etmiş oluyoruz. Şöyle bir turlayalım beraber. Bu taraftan. Bu taraftan alabilir miyim lütfen? Şimdi bu mimari tasarımlarda özellikle sürdürülebilirlik konusunda dikkatinizi çekmek istediğim iki tane konu var. Son dönemlerde sertifika amaçlı yapılar dışında gerçekten bu konuyu işlemiş projelerde pozitif düşünceler, pasif sistemlere odaklanılması doğru bulunuyor. Çünkü onun dışındaki aktif sistemler dediğimiz yapıların hepsi işte böyle görmüş olduğunuz fanlardan teşkil ediliyor ya da özel fotovoltaik panellerden teşkil ediliyor. Esasen bu binayı farklı kılan işte bu aktif ve pasif sistemlerin beraber kullanılması. İşte yukarıda bahsettiğim gibi yüzey alanını maksimize etmek üzere yaptığımız beton yoğunluğuna sahip yapı blok malzemeler. Bu sayede maksimum havayı bu yüzeylerle buluşturup bu havanın istediğimiz enerjiyi kendi bünyesinde soğurmasını hedefledik. Bu bir yapı ömrü kadar burada kalacak bir sistem, bir pasif sistem. Bu pasif sistem, yani bu 9 metrekarelik yapı içerisindeki kullandığımız tek aktif sistemler de bunlardır. 2 tanecik fan. Bu 2 fan, bunun içerisinde az evvel konuştuğumuz yapıyı böylelikle aktive eder. Böylelikle pasif ve aktif sistem dengesi başarıyla hayata geçirilmiş olur. Teknolojisinden söz eder misin? Detay olarak değil, nereden alınma, yani uyarlama nasıl oldu? Şimdi az evvel yukarıda ismini verdim. Atölyer Ten isimli, esasen Londra'da ofisleri bulunan bir sürdürülebilirlik danışmanı firma. Konsept proje aşamasından beri mimari projeyi destekledi. Yani Avcı Arkitekse, Avcı Mimarlığa ait mimari projeyi destekledi. Bu filizleri projeye ekti ve Avcı Mimarlık sayesinde bu filizler işverenin, yani Müteahhitler Birliği'nin de desteğiyle kesin projeye kadar taşınabildi. Hiç uyarlama mı? Başka proje. Bundan işte az evvel bahsettiğim gibi Londra'da ve Avustralya'da yapılmış benzer örnekler var. Ama daha çok betonarme prekastlar yapılarak yapılıyordu. Biz burada onları beton dengi yapı bloklarla yaptık. Onlar adına da bu manada ilk uyarlama. Üyelerinizden 140 üyeden söz ettik. Böyle mutlaka o briefing vermişsinizdir. Deneyelim, düşünelim diyen oldu mu? Tabii, yani benim burada, yani sizler de dahil herhalde bir yaklaşık 2000'in üzerinde kişiyle bakanlıklar, üniversiteler, üyeler ve teknik heyetler manasında buluşmalarım oldu. Yani zaten hedefi bu, hedefimiz bu. Hem MESA olarak hem Müteahhitler Birliği olarak hedefimiz bu. Bu tip düşünceleri hakikaten hani sektöre bir ışık olarak onun önüne koymayı, böyle bir vizyonist yaklaşımı desteklemeleri bekliyoruz. Böyle bunların aynısı olmasa da parça parça uyarlamalar olduğunu, olacağını düşünüyorum. Peki yapıya getirdiği maliyet yüzdesel anlamda genel maliyete vurduğunuzda nedir? Şimdi onu da şöyle açıklayayım. Sürdürülebilirlik konusu esasen uzun dönem düşünebilmek olarak kısaca hedef anlaşılabiliyor.
Yani burada bizim hedeflerimiz yaklaşık 20 senelik bir geri dönüşüm süresidir. Yani burada ilaveten yaptığımız masrafların işte emsal bir binaya göre %40 daha az enerji tüketmesi sayesinde 20 sene içerisinde tekrar birliğe döneceğini planladık. Bunu planlamakla kalmayıp işte LEED Platinum sahibi olan bir binada bunun gözlemlenmesi konusu da var. Üçüncü şahıslar tarafından, üçüncü taraflar tarafından, teknik heyetler tarafından bina projeye uygun yapıldı mı? Yapıldıysa bu datalar projeye uygun sonuçlar veriyor mu? Veya bunları yeniden ayarlamak, yeniden düzenlemek gerekiyor mu diye de denetleniyor ve bu süreç böylelikle tamamlanmış oluyor. Ömrü ne kadar bu sistemin? Bu sistemin ömrü işte yapının ekonomik ömrünü ne kabul ederseniz olur. Yani yapı 50 sene diyorsanız 50 sene, 100 diyorsanız 100 sene. Yani bu esasen bizim coğrafyamızda olan işte bu havalandırma, toprak altındaki ısının yeniden kullanımı konular ama bunlar yeniden böylelikle enerjinin etkin kullanımıyla gündeme geliyor ve yavaş yavaş şeye geliyor, sistem hayata geçiyor.